Merhabalar, ben Nurgül, Nur Mutfak mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün sizler için hazırladığım tarifi ıspanak soslu nefis bir makarna. Eğer ıspanağı sevmiyorsanız bu şekilde deneyin, gerçekten çok seveceksiniz. Gerekli olan malzemelerimizi açıklama kısmına da ekleyeceğim, oradan ulaşabilirsiniz. Yaklaşık 400 gram kadar kıymayı tavaya aldım ve kavurmaya başlıyorum. Orta ateşte karıştırarak bu esnada bir tane soğanı daha yemeklik ince ince doğruyorum. Hemen doğramış olduğum soğanları kıymaya ilave ediyorum ve kıyma ile birlikte kavuruyorum. Bir diş sarımsağı da ince doğrayıp ekliyorum içerisine ve devamlı kavuruyorum. Tamamıyla kıymamız suyunu çektikten sonra ortasını bu şekilde açıyorum. İki tane yumurta kırıyorum. Yumurtayı başka bir tasın içerisinde çırpıp ilave edebilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Ortasını açtıktan sonra yumurtayı kırıyorum ve bu şekilde kaşıkla karıştırıyorum. Eğer yumurta sevmezseniz kullanmayabilirsiniz ama yumurta çok güzel lezzet veriyor arkadaşlar. Yumurtayı da kıymaya güzelce yedirelim. Şimdi salçalarını ilave edeceğiz. Yaklaşık yarım yemek kaşık biber salçası, 1 yemek kaşığına yakın domates salçası, biraz zeytinyağı. Bunları da güzelce kavuralım. Bu esnada ıspanaklarımızı yıkayalım ve irice doğrayalım. Eğer baby ıspanak varsa hiç doğramanıza da gerek kalmayacaktır. Eğer çok iri yapraklıysa bu şekilde iri iri doğrayalım. Yaklaşık 400 gram kadar ıspanak kullandım. Kavrulmuş olan kıymalı harca ıspanakları ekliyorum. Kısa bir süre sonra solacaktır ve inecektir. Gördüğünüz gibi kapağını kapattım ve kısa bir süre o şekilde kavurmaya aldım. Gördüğünüz gibi artık ıspanaklar öldüler. Tamamıyla o sertliğini kaybetti. Şimdi sosumuzu lezzetlendireceğiz. Biraz şeker, karabiber, kırmızı toz biber ile sosumuzu lezzetlendirelim. Evet, sosumuzu baharatlarla lezzetlendiriyorum ve şimdi haşlamış olduğum makarnanın suyunu da ilave ediyorum. Hiçbir şey ziyan olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaklaşık 2 bardak kadar su ilave ediyoruz. Makarna suyu az gelirse tekrardan bir bardak kadar sıcak su ilave edebilirsiniz. Evet. Bir kutuda konserve domates kullanacağım. Eğer sizler konserve domates yerine taze domates kullanmak isterseniz mevsimsel olarak yaptığınızda taze domates de kullanabilirsiniz. Evet. Bir kutu konserve domatesi de ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Ve sosumu pişirmeye bırakıyorum. Yaklaşık 5-8 dakika arasında sosumu güzelce kaynatıyorum. Kaynayınca özleşecektir. Sosumuz, evet, makarnayı tabağa aldım. Bir taraftan da arkadaşlar sarımsaklı yoğurt hazırlayabilirsiniz. Çünkü sarımsaklı yoğurdu çok lezzetli oluyor. Ben biraz sulu istiyorum sosumu. Çünkü makarnayla yiyeceğimiz için sulu olmasını tercih ettim. Eğer sizler daha susuz istiyorsanız su miktarını az koyabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Evet, bolca ıspanak sosundan şimdi makarnamın üzerine koyuyorum arkadaşlar.
Bir alternatif daha vermek istiyorum. Aynı bu tarifi bu yöntemle pişirerek kabak da yapabilirsiniz. Benim sık sık yaptığım soslardan biri. Kabak ve ıspanak soslu bu şekilde çok lezzetli oluyor. Makarnalarda sürekli kullandığım sos tarifleri arasındadır. Hem bu şekilde makarna seven kızıma da sebzeleri yedirmiş oluyorum. Severek yiyor bu şekilde. Evet. Üzerine sarımsaklı yoğurt çok yakışıyor. Sade yoğurt da kullanabilirsiniz. Bizler afiyetle bu şekilde makarnamızı sosla tükettik. Evet, bir yayınımızın sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara kolay gelsin, afiyet, şifa olsun diliyorum. Deneyenlerin de yorumlarını bekliyorum arkadaşlar. Yapacak olanlara da fikir vermiş olursunuz. Buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.